Niye geç kalıyorsun sayın hoca? Niye geç kalıyorsun? Şimdi Valerian İsmail'in en büyük problemi bu. Değişiklikleri geç yapması ve yapamaması. Şimdi Josef de Souza'yı dün 90 dakika tuttu. Tamam Josef de Souza bakıldığı zaman geldiğinden beri hakikaten yüreğinle oynayan belki ilk sıradaki oyuncu. Kimse Josef niye oynadı diyemez. Ama dün kötü. Değiştir hoca. Değiştir. Yani kendini de riske altına atıyorsun. Ateşe atıyorsun. Değiştir Josef'i. Al bir daha genç, daha e, dinamik Tayfur'u al, Gesson'u al, iş biter. Sonra Muleka'yı, Muleka'yı 80'lerde alıyorsun. Ya 80'de Muleka'yı alsan ne işe yarar? Muleka'yı da geç aldı, onu da daha önce aldı. Dördünü birden, yani korkak oynatma. Bence Valerian İsmail'in en büyük problemi bu. Cesur değil. Korkak oynatıyor. Ama çok cesur olduğunu düşünenler de var. Tam tersine. Ben düşünmüyorum. Sezon başlangıcında fırtına gibi bir giriş yaptı. Beşiktaş, yaptı. Yani o an tablo. Koca onu... cesur. Önde oynamak istiyor evet. falan. Belki rakipleri daha oynanıyor Önde baskı falan. yapıyordu. Doğru. Ama değişti. Selahattin abi yani bakıldığı zaman son haftalarda... Sayın seyirci daha Selahattin çok... abi demesine bakmayın. Benden küçük. <laughs> Benden büyük pardon. <laughs> Yok ha. <laughs> Ama ben saygıda için. kusur olmaz. Burada bize abi şey <laughs> Ama mesela abi kavramı sadece yaş olarak <laughs> Tabii bir kavram olarak değildir ya ondan ama. dolayı. Çünkü yapışıp kalıyor ya. Bence mesela dün Kartal sahilde yayın yaptık ya. Beni e, akredite etmediği için TSE'de maça gidemedim. Sahilden geriye döndüm bu arada. Aa. Niye akredite etmediklerini bilmiyoruz henüz. E, ki çeşitli bahaneler var ama ben akreditasyon listesini görmeden onların bahanelerine inanmam. Bir, bir sorun var çözeceğiz herhalde bakalım. Dün orada e, muhtemel orta sahaya verince hem Sercan hem e, Serdar bizim... Dedim bu orta saha çok yumuşak. Sercan dedi ki abi muhabirimiz biliyorsun. E, hoca Gezzal e, Delli Ali e, hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ben de yani o, o hayalin gerçekleşme maçı bu maç değil. Değil doğru. Dedim. E, ama şunun için söyledim. E, Beşiktaş'ta Tayfur e, son iki maçtır Müthiş katkılar verdi. Takımı enerji olarak yukarıya taşıdı. Doğru. Bazı oyuncular vardı, oyuna girerler. Aslında yaptığı evet. bir şey yoktur. Fakat toplam enerjiyi yukarı çeker. Takımı bir eşik yukarıya taşır. Tayfur öyle iki performans göstermişken. Ben olsam Tayfur'u sahaya atardım. Ee, Salih ve Dellali bence aynı oyuncular. Dellali'nin ismi Dellali olduğu için biz onu daha büyük oyuncu zannediyoruz. Aslında Salih kendisine bakan tam bir profesyonel gibi yaşayan bir çocuk olsaydı. Delali de çok daha yetenekli Salih. Yani Kesinlikle. Salih de Sergen Yalçın kumaşından izler var. O yüzden gitti Roma'ya döndü geriye. Roma'ya bir adam boşuna gitmez. Roma'ya gidersin oradan Premier Lig'e e gidersin. Salih geriye döndü. Yoksa Salih oyun zekası olarak, yetenek olarak delilerden asla aşağı bir oyuncu değil. Salih ile başlamasını bekliyordum ben. Ama anladığım kadarıyla Valeri'nin şu var. Kendi futbol kültürüne yakın oyuncular yani delilerli Premier Lig'den geliyor onu atıyor oyuna. E, İngiltere tecrübesi Gezzal'ın da var. Onu da atıyor oyuna. Onlarla birlikte kendi letrana göre, okumasına göre bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Ama işte iki isminin fiziki kuvveti de çok ciddi. Noem Yeliz zaten yani. maçın en çok top kaybeden, en istatistiği e, sıfır olarak çıktı oyundan. E, çıktı. E, Gezzal, Gezzal de sakatlandı. Ama Gezzal'ın sakatlığı ciddi değilmiş galiba. Yani Gezzal'sız olmaz, olmaz. olmaz beşiktaş. Olmaz. 10 gün bir maç, iki maç. En fazla yani. Çünkü Türkiye olmaz. Ligi... Bak, Türkiye Ligi'nin şampiyonu Dünya Kupası sonrası seri yakalayacak takımlardan biri olacak. Ya şu andaki şeyler çok fazla geriye kalan Beşiktaş şöyle oldu böyle oldu. Bir maçlık 3 puan bile yok geldi diğerler arasında. 2 puan mı? Yani onu diyorum. O yüzden kaybedilmiş bir şey yok ama taraftar şunu istiyor haklı olarak Sen az önce işaret ettiğin gibi. İşaretler görmek, görmek istiyor. istiyor Ama bak ben Beşiktaş'ta onları görüyorum aslında. Beşiktaş'ta bunlar var. Beşiktaş Galatasaray sağlıklı şekilde döndüğünde sol tarafta Enkudu diye bir adam var. Dün şeyi herhalde Abdullah Avcı Lersen'e bir Lersin. ceza vermişti. 90 dakika Enkudu'ya karşı oynama cezası vermişti. Enkudu da devamlı cezayı kesti onu. Bir pozisyonda bile peş yaptırmadı Lersen'e. Her pozisyonda Enkudu istediğini yaptı. Ve fakat sonrasında Lersen'i etkisiz hale getirdikten sonraki bütün seçimleri Cenk Tosun nerede dedirtti. Tabii. Yani Vegors'un yanında Cenk Tosun'la başlasaydı hoca. Çoktan bak Enkudu'nun o verimli halini istatistiğe dönüştürürdü. Dön, döner, Dönüştüremedi. Dönmez. İşte senin dediğin gibi En Cenk, Cenk hazır hale gelmiş. Ya ee, vallahi hiç sahada oynuyorsun. Sağda oynuyorsun. Son maçı örneklerinde var kazanmak zorundasın. Ya erken al. Erken al. Evet. Hadi Ama geçtim bence 11'de başlatmadı. Son tercihlerini biraz daha tartışabiliriz. Şöyle yani. Hani Enkudu yani Cenk dediği bence yan koller falan lazım Enkudu'ya. Yani o kadar yüksekten attı ki topları. Hani ama işte de, ve güzel bir santrafor varsa ve in indirdiği hani, toplara Vigors, falan Vigors, lazım. Vigors zaten şimdi e, bakıldığı zaman haftalardır Beşiktaş e, 3-4 haftadır sezon başındaki o tempo yüksekliği, öndeki baskıyı, o din, e, dinamik ve akıcı e, oyunu oynayıp oynayamıyor. gezel yok. Tabii gezeli onlar da çok eksik. Bir de sezon başı başladığında o bu dediklerimizin hepsini yaptı Beşiktaş. Aa dedik harika fırtına bir Beşiktaş var. Ama biraz da rakiplerle ilgiliydi. Şimdi fiksür de zorlaşmaya başlıyor. Başakşehir şey başlıyor. Trabzon oynadın iç sahada. Üçünü de kazanamadın. İşte bunları yapamadı Beşiktaş. Şimdi burada da... Ama kaybetmedi e, de. Kaybetmedi o da var. O da var. Bakın ben... Yani. E, kaybedecek kaybedecek. Sınav, evet. Şimdi bak e, konuştuğumuz zaman şampiyonluk anlamında hala Beşiktaş e, yüksek şansı var. Bu arada Niye var? Kaybetti, evet. Onu söyledi. oynadığı zaman ya oynayabiliyor demek ki bir şey var. Oynama kapasiten var senin mesela son 20 dakika Fenerbahçe karşısında da oynadı. Fenerbahçe'yi çıkartmadı. Dün de Trabzon'a aynısını yaptı. Jesus Hadi, orada hata yaptığını söyledi ama. Jesus tabii Jesus'un da var. Jesus hata yaptık var. Doğru. Skor teknik adam ama hataları evet. var ama demek ki bunu yapabiliyorsun. Burada problem ne? Burada problem hocanın kadro seçimi, oyuna müdahalesi çözüm üretmedeki eksiklikleri, yetersizlikleri, plansızlık. Ama Kartal, ya sen diyorsun ya hocaya haksızlık etmeyelim. Ben de hayatımı hakkaniyet üzerine kurmuşum. Renklerle işim olmaz. Hakkaniyet söz konusu olduğunda. Mesela e, şeyin De Souza'nın yaptığı pasatası. Trabzon 3. gol atabilirdi. Ah, süt, Atmadı. Ya, hediye, de, hediye, hediye de. etti. E, Masavu Okan'ın hediyesi, hoca bunlara ne yapacak? Tabii onlara da geleceğiz şimdi, onlar ayrı, onları konuşacağız. Çok bireysel hata Bu, var. Çok şanssızlık, talihsizlikler de oldu dün. Şimdi tamam, e, hoca hepimiz yükleniyoruz, ee, bazı konularda yüklenmekte haklıyız. Taraftar da yüklüyor, istifaya çağırıyor ama şimdi e, ona da geleceğiz. Yani madalyonun bir de diğer yüzü var. Ama o madalyonun diğer yüzünü e, yüzüne getirecek faktörler ne? Onları da konuşmalıyız. Şimdi rakipleri yavaş yavaş artık beş taşı çöz, çözdü. Şimdi buna karşı sen farklı oyun planları geliştirmek zorundasın. Bunu yapamıyor. Yani analizde de ben sıkıntı görüyorum. Şimdi merkezden oyun kurmakta ve çözüm üretmekte zorlanan bir Beşiktaş'ı görüyoruz. Bu haftalardır böyle. Ne yapıyor? Oyunu kenara e, yönlendiriyor. Beklere yönlendiriyor. Şimdi beklere bekler üzerinden e, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama bu konuda da üretmekte sıkıntı var. Niye? İşte Gezal e, sakat oynamadı işte dün geldi. Bir geldi hakikaten bir Rozier'e bir e, harika bir ara topu attı. Gol oldu. Bir iki harekette klasını gösterdi. Enkudu yok. Onların yerlerine oynayanlara bakıyoruz. Enkudu yok mu? Yani Enkudu sakattı yani ha, o dönem. daha öncesinde bu ama maç, maç öncesi yani değil derken son birkaç haftadır, yani son birkaç haftadır e, sakatlıktan, sakatlıktan yani, çıktı marama. kendini toparlayamadı formsuz ama ya yine 20, aranıyor 20 pozisyonda da Sağbek etkisiz hale getirdi Hayır, bu en, çok önemli tabii, tabii Enkudu yine bak Enkudu o e, geldiğinden beri eleştirdiğimiz kızım Zenkudu var yani bir var bir yok istikrarsız evet. ama onun da olmaması aranıyor Beşiktaş'ta tabii. şimdi yerine oynayan Redmond ee, düne kadar, dün çok iyiydi bence. Sezonun en iyi futbolunu oynadı. Geldiğinden beri en iyi topunu oynadı. Ama Redmond da Enkudu'nun yokluğunda çare olamamıştı. Gezal'ın da keza yokluğunda çare olamamıştı. Şimdi bakıldığı zaman e, Valerian İsmail ortadaki çözümsüzlükten kanatlara e, takımı yönlendiriyor. Ama kanatlardan da bir şey gelmiyor. E, öyle de olunca ne oluyor? Tamamen hücum anlamında kısır bir beş yaş ortaya çıkıyor. Şimdi Vegors tek başı Vegors'u da eleştiriler var ama ya Vegors daha ne yapsın adam geriye geliyor, top alıyor, kendi topunu kazanmaya çalışıyor. Baktı kenarlardan yok, ortadan yok. E ne yapacak Vegors? Ya dün ne oldu? Dün ee, bir Cenk Tosun hamlesi geldi. E, bir anda takımın çeyresi değiştirdi. Vegors e, ee, Enkud'u dolduruyor. Vegors indiriyor Cenk'e. Hücum anlamında o eski yani sezon başındaki zenginliği görmeye başladık biz. Yani şimdi dün e, Trabzonspor ikinci bölgeyi iyi kapattı. Beşiktaş'ın ikinci bölgesini yani kenarlara mecbur bıraktı bence Tabii, oynamasını. Işte Tabii, zaten. Oyna, Abdullah Avcı'nın e, planı oydu. Yani kenarlar çünkü e, etkisiz kalacağını düşünüyordu. Hadi kenarlara ben e, beş yaşı zorlayayım, ortayı kapatayım. Bir golü öyle e, zorlayayım. E, bir golü öyle de on da çok yapamadı. Onda ya. Yani iyi savunmak istedi. Bunda da kısmen başarılı oldu. Şimdi futbolda e, genel yapı şu. Genel doğru şudur futbolda. Rakibi eksik yakalamak. Şimdi öyle. Abdullah Avcı'nın rakibi eksik yakalamak için ana e, taktiği kenarları boş bırakıp rakibin orta yapmasını beklemek. Çünkü rakip sağ bek ve sol bek orta yapmaya geldilerse arkada boşluk var demektir